El salla buraya. El salla. Merhaba küçük kaptan. Ne haber? Bir tane. Oley! Bir fırlatına var olacak. Bir de. Bir tane alayım mı? Al anne bir tane. Sadece patatesin üzerinden ketçabı yalıyor şu şekilde ve başka hiçbir şey yemiyor. Küçük cüce, ben denize giriyorum. Açılma. Açılma mı? Babası açılmayacak. Tamam babacığım, ayrılmıyorum. Rol yap bakalım asıl. Bak. Sen mi topçu olacaksın? Sen futbolcu mu olacaksın? Git vur babacığım, rol yap. Ya sen var ya, ayak tenisi bile oynar. Arkadaşlar hepinize günaydın. Biz şu anda Marmaris'e geldik. Ben aslında size bu iki çocuklu araba yolculuğunu çok çok çekmek istedim. O kadar elim ayağıma girdi ki hiç öyle bir şansım olmadı. Aslında normalde toparlanmadan buraya gelene kadar olan yeri de çekmek istiyordum. Ama iki çocukla ilk defa bir araba yolculuğu yaptım. Gerçekten çok çok zormuş. Çünkü biri uyurken biri uyanıyor. Biri dalarken biri çığla bağırmaya başlıyor. İkisi de bebek koltuğunda uzun saatler oturmak durumunda kaldığı için sıkıldılar, uyuyamadılar. Ondan sonra ben işte sırtlarım ağrıdı, bellerim ağrıdı derken ortada da Loni vardı. Ben Arda böyle arabanın içinde çok zaten hani dediğim gibi ben öyle çok çok da rahat bir insan değilim. Onlar öyle yapınca bayağı bir panik oldum. O yüzden size çekemedim. Ama şimdi tatilimizin ilk günü, ilk sabah kahvaltısı. Saat şu anda bayağı erken. Ben kalktım ve elimden geldiği kadar size tatili paylaşmaya çalışacağım. Çok çok güzel geçeceğini umuyorum. Burası çok çok güzel bir yer. Demaris Otel'deyiz şu anda. Sağ olsunlar burada aile gibiyiz. Yani çok çok her zaman geldiğimiz bir yer burası. Bizi çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Çocuklar çok mutlu oluyor. Zaten böyle beyaz kum var, rahat bir alan çocuklar için. Deniz birazcık soğuk şu anda. İkisini de girebileceğini zannetmiyorum ama girebildikleri zaman girecekler. Gel Hamzacığım, gel annem. Gel bak. Şimdi Hamza geldi. Asil de uyanmıştı. Kahvaltımızı ettik. Birazdan sahile ineceğiz. Bir merhaba demek ister misin buraya? Merhaba. Gel bakalım. El salla buraya. El salla. El salla. Bye bye. Bye bye. Peki biz hazırlanıp sahile iniyoruz. Dediğim gibi bütün detayları çekmeye çalışacağım sizler için. Görüşmek üzere. Bu bir hayat kurtarıcı arkadaşlar. Çünkü çocukları sabit tutmak istediğiniz zaman direkt bunun içine koyabiliyorsunuz ve boyları bunu geçemiyor. Şöyle tam salonun ortasına bunu tabii ki kurdum. Şimdi onlar yukarıdalar. Tabii ki puset, yoyo, hayat kurtarıcı o da. Merhaba. Bu ne? Hangisini anladın? Bayrak, dün sana öğretmiştim onu. Bütün önlemleri almaya çalıştık teknede. Çünkü dediğim gibi asla şu gördüğünüz küçük şey asla durmuyor. Kuduruk çocuk. Hamza balıkları besleyelim mi? Tamam. Onlar kahvaltı etmediler galiba daha. Merhaba küçük kaptan. Ne haber? Annem benim. Annem benim. Seyrek sayıda etrafta insan var. Çünkü dediğim gibi insanlar daha havayı tatil için daha uygun bulamamışlar. Çok da esiyor açıkçası. Ama sahile indiğimizde zannediyorsam daha fazla hareket olur. Ben aşağı in. Geliyorum ben. Ben aşağı inir. Oradan aşağı inilmiyor ama. Diğer taraftan iniliyor. Öne mi gitmek istiyorsun? Öne. Peki o zaman gel elimi tut. Arabanı bırak. Anneciğim kendin kadar o araba zaten. Evet, yavaş yavaş. Önüne bakmadan olmaz. Böyle olmaz. Evet, önüne bakarak. Heh. Dikkatli bir şekilde her şey olur. Sen de gel Asil. Salak Hamza, o merdivenden de inersin sen. Öyle yaramazsın ki. Bu da işte hep böyle abisinin peşinden. Hamzacığım yavaş olur musun? Birileri sana yetişmeye çalışıyor. Bu arada ben çok düştüklerinde müdahale etmiyorum. Kendileri kalksınlar diye. Çünkü Hamza'ya birazcık böyle ay 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 yaptık ve ondan sonra her türlü şeyde biraz hep gözümün içine bakıyor bir şey yapmadan önce. Onu olmasın istedim. Daha doğrusu bazen tabii ilk çocuk olduğu için benden çok Arda birazcık evhamlıydı. Hep böyle babacığım dikkat et ay ay falan olduğu için ikinci çocukta onu yapmamaya çalışıyoruz. Nereye gidiyorsun? Asil de hep ısırıyor böyle Hamza öyle yaptığı zaman. Hamza biraz kıskandı da anladığım kadarıyla. Çünkü tamamen o şekilde davranıyor. Kardeşiyle hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Onu sizin de şahitliğinizde inşallah çözeceğiz. Hamza neden kardeşin gelmesin? Gelmesin. Sebep ne? Neden çünkü? O çünkü çok merak ediyorum. Neden? O senin kardeşin. Kardeşin o. Kardeşin o evet aynen. Şimdi Hamza gelir mi? Bak uykusu geldi zaten. Uyumaya gidiyor şu an. Bye bye. Bir alkış yapar mısın?
Burası Hamza'nın en sevdiği yerlerden biri, bu dondurmacı. Şöyle bir yer. Asilcim, bugün sen dondurmanı yedin mi? Yine bir şeyler yiyorsun. Yine. Hamza'ya bu tatilde tuvalet eğitimi vermeyi amaçladık. Yazın daha rahat olacağını düşündüğümüz için. O yüzden şu anda altındaki mayo bez. İşte yavaş yavaş artık tuvaletini söylemesi lazım gibi geliyor bana. Çünkü 2,5 yaşını geçti. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Şöyle birazcık oteli de göstereyim sizlere. Bu çocukların gelebileceği bir sahil ama diğer tarafta çocukların olmadığı böyle Silence Beach var, orada çok ses çıkaramıyoruz. Ve Grit var, orada güzel yemek yenilebiliyor, oraları zaten göstereceğim ama çok keyifli. Burada ufak bir market var, her türlü ihtiyacımızı alabileceğimiz bir market. Demin hatta Asil'in kolluklarını oradan aldık. Bir kit club var, demin Hamza'yı oraya götürdüm. Buradan her ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Çocukların çok mutlu olabileceği bir yer. Bundan bir önce de Antalya'ya gitmiştim. Orada da çok eğlendiler ama burası genelde çok kaldıkları bir yer olduğu için çok mutlular. Baban şu anda yok, gelecek şimdi. Hamza, oraya giremiyorsun anneciğim. Gel Görkem abinin dondurmacı dükkanına gidelim mi? Gel Görkem abinin. Ice cream dükkanı diğer taraf. Oraya gidiyoruz. Hadi. Dondurmacı burası ama. Aç bakalım kapıyı. Evet. Bak Görkem abinin dükkanına geldik gene. Dondurma mı? Sen neli dondurma seviyorsun? Senin birazcık boğazların ağrıyordu ama önemli değil herhalde senin için. Şimdi bilmiyorum. Neli istiyorsun? Lemon. O lemon? Limon. Ama limon yeşil değil. Limonlu mu istiyorsun? Emin misin? Bence sen karıştırıyorsun şu anda. Hangisini? Sen hangisini en çok seviyorsun? Bu. Kıza. Dükkanın içine kadar girdik valla. Bak çok güzel dondurmalar var burada. Mango. Tamam hadi bakalım abisi. Teşekkürler. Mango geliyor şimdi. Burada bekleyelim. Tamam kapatacağız ama burada bekleyelim. Kapat. Tamam kapat. Onu kapat. Onu kapatınca dondurma kaçıyor zannediyor. Kaçayım. Kapandım. Üstüne bir şey istiyor musun bunlardan? İstemiyorum. İstemiyorsun. Peki. Teşekkür et. Teşekkürler. Hadi bakalım. Futbol oynuyorlar, biraz oynayalım mı? Hadi gel, bakalım. Gel kaptan. Oynamak istemiyor musun futbol? Dondurma sektörü daha iyi galiba. Bak herkes futbol oynuyor. Oley! Oo, gol. Hadi. Vur. Hadi yapıştıracaksın. Sarı kart. Çok dağıldı. Gel gel burası, kale burası. Gel. Hoppa! Bir daha. Bir tane. Oley! Ben onu yakalayacağım. Babasıyla öyle bir oyun yaptı. Bir fırlatır baba yolcu. Bir fırlatır baba yolcu. Ne uçarsın? Bir daha. Hop! Buraya uçurdu ağzı. Bir tane daha sile şimdi. Herkese günaydın tekrardan. İkinci sabahımızda tekrardan sahile indik. Çocuklara burada güzel bir yemek yedireceğim. Çünkü Hamza çok seviyor buranın pizzasını. O yüzden bu öğlen yemeğini burada yiyelim dedik. Küçük olana da bir şeyler bulacağız. O da zaten her şeyi yiyor. Birazdan göreceksiniz. İki dişi var üstte. İki tane dişi altta var ama her şeyi yiyor. Birazcık tabii ki hava rüzgarlı olduğu için hafif hapşırmalar, öksürmeler oldu. Ama onu da çözeceğiz. Çünkü teknede böyle şeyler olduğu zaman benim birazcık elim ayağıma karışıyor. İstanbul dışında burada rutin gittiğimiz doktorumuz olmadığı için birazcık böyle elim ayağıma girebiliyor ama bunu yapmamaya çalıştım. O yüzden kendimi direkt buraya yine sahile attım ki günümüzü güzel bir şekilde geçirelim ve boşuna böyle endişelenmeyeyim diye. Bu arada pandemiden dolayı Kids Club kapalıydı geçen sene. Bu sene açmışlar. Dün çocuklar orada da çok keyifli vakit geçirdi. Ben size orayı da göstermek istiyorum. Çünkü eğer bir gün yolunuz buraya düşerse mutlaka çocuklarla çok eğlenebileceğiniz bir yer. Çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. O yüzden gösterebildiğim kadar oteli sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi bir Türk kahvesi keyfi yapıyorum. Şöyle şuraya geçip ondan sonra tekrardan beraberiz. Hamza'nın en sevdiği ikinci yemek. Bir tane.
tane alayım mı? Al annem bir tane. Bunu hepsini sana söyledim. Bu Loni'nin. Sana şimdi bir de pizza geliyor. Gel bakalım. Evet. Karıştırmak yok. Pizza ile patates. Tamam sana. Hadi bak hop anne de alsın. Ben tatillerde Hamza ile Asile istediklerini yemelerine izin veriyorum. Çünkü çok mutlu oluyorlar. Başka bir açıklaması yok. Biliyorum sağlıksız. Ama tatillerde böyle bir serbestlik sanıyorum onlara. Hafta içleri evdeyken falan çok daha böyle düzenli besleniyoruz. Sağlıklı, sebze ağırlıklı. İşte akşamları çorba. Böyle tatile geldiğimiz zaman hayır demek istemiyorum. Ya şu suratı nasıl hayır diyebilirim? Alma alma kameramı. Tamam. Hoppa. Hamza bu ne? Pizza. Al bakalım eline pizzayı. Hadi bakalım afiyet olsun. Hamza'nın ketçap yeşini gösteriyorum size. Yani daha doğrusu patates yeşini. Sadece patatesin üzerinden ketçabı yalıyor şu şekilde ve başka hiçbir şey yemiyor. Evet anneciğim tatildeyiz serbestsin. Bak pizzanı yemezsen kuş yiyecek. Yer misin onu ısırmazsan vermeyeceğim. Good morning sir. Sir. Good morning. Good morning sir. Seni var ya çocuk. Gel gelme dadam benim gel. Abine sırlaşalım gel. Abine sırlaşalım. Yakala Hamza'yı. Tavşanımız vardı. Neydi? Bunny neydi onun adı? Bunny Longears. Baba Long denize girecek. Hamza denize gireceğim ben. Timur suratını yerim. Küçük ses tarihim benim. Ben denize giriyorum. Korkma. Hamzacığım denizden korkacak ne var anneciğim? Atlayacağım baba. Atlayacağım babacık. Babacık denizden... yüzmekte bir şey yok mu yüzmekte? Ama babası korkma. Artık bottan korkmuyor Hamza. Evet aferin Hamza'ya. Bottan korkma. Çek bir tane o zaman. Bottan kork, bottan korkulmaz. Çeker misin bir tane beşlik? Thank you. Küçük cüce ben denize giriyorum pardon. Senin var ya ne yapacağım biliyor musun? Anne denize girmiyor. Anne girmiyor baba giriyor. Anne bu soğukta denize girer mi ya? Açılma mı? Babası açılmayacak mısın? Tamam babacığım, ayrılamıyor. Ayrılamıyor. Baba açacak. Baba atlayacak, gel göstereyim sana. Aa, atladı. Bu ne? O bot, biliyorsun botu. Bot. Annem benim denizden korkmuyor. Bu hiçbir şeyden korkmuyor bu küçük fındık. Küçük Nutella'm benim. Öpeyim bir tane öpsün baba korkma. Oh. Hadi gidelim yukarıya. Biz de sahile inelim mi? Sen anneciğim senin uyku durumun nedir? Asil, is he gonna sleep Lonnie? He will. Hadi bakalım. Aferin Hamza'ya. Çık yukarı. Şöyle sabahları çok rahat bir şekilde sporumuzu yapabiliyorsunuz. Merhaba kolay gelsin. Daha sonra yukarıda güzel bir spası var. Bir yere gittiğiniz zaman zaten oteli bütünüyle sevmek çok önemli bence. Spa olsun, restoran olsun, sahil olsun çocuklar için. Tabii ki ben artık hep böyle kids club arayışındayım. Hamza'ya ilk yüzmeyi burada öğretmiştim. Şurası böyle jacuzzi'li ve sıcacık oluyordu. Korkmuştu ama burada böyle köpükler falan çıkıyor diye eğlenmiştik. Sonra babasıyla da burada yüzmüştü 2 sene önce. Bakalım spada bugün neler yapacağız. Merhaba. Merhaba. Ben şöyle kanalıma çekeyim. Evet arkadaşlar dediğim gibi süper bir spa. Çok çok güzel hizmet ve böyle tatlı bayanlar var. Şimdi çıkışta tekrardan konuşuruz. Şimdiden bakıma geldim. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir otele geldiğim zaman en önem verdiğim şeylerden biri daha önce de söylediğim gibi çocukların mutluluğu ve eğlencesi. Burada çok güzel bir kids club var. Çocukların aktivite yapabildikleri gördüğünüz gibi. İkisi de şu anda haydraktan kayıyorlar. Çok çok tatlı. Her şey onlar için düşünülmüş. Burada böyle boya yapabiliyorlar. Hamzacığım yaptığın boya var mı senin bugün? Hello. Neyse böyle boyalar yapılıyor. Şapkan nerede? Loni'de. Loni'de. Ha tamam. Loni's face tattoo. Oley. Anneye öpücük verir misin bir tane? Teşekkürler. Bu arada hep videolarımda gördüğünüz kişi Loni. Onu zaten keşfetmişsinizdir diye düşünüyorum. Bizimle beraber 2 senedir yaklaşık. İlk Hamza için gelmişti. Şimdi Asil'le ilgileniyor. Yani ikisiyle de o ilgileniyor ve ben. Çok böyle öğretmen gibi bir karakteri var. Hem disiplinli hem de çok sevecen. Ama Asil resmen eline doğmuş gibi oldu. Asil ilk gününden beri yanında. Hamza'ya 8 aylıkken gelmişti. Allah nazardan saklasın. Çok mutluyuz. Aile gibi olduk. Arda da ben de çok seviyoruz onu. Çocuklar da çok seviyor tabii ki en önemlisi. Oley. Kalk bakalım. Sen futbol mu seviyorsun annem? Gol yap bakalım. Bak bak, bak bak. Sen daha 11 aylıksın sen. Aferin babam. Dada. Dada diyor. Dada diyor. Gol yap. Gol. Gol. Bravo. Bravo.
Bak kendi de kalkıyor biliyor musun? Ya çok seviyor, topu seviyor zaten. Babam benim her maç izliyor, maç. Gol yap, ayakla yap. Asil de görsün. Bir tane yap ayakla. Gol, aferin oğlum. Bu tarafa doğru. Peşinden mi gidiyorsun? Koş, koş. Var ya çocuk seni var. Seni atayım mı? At, atayım mı seni? Atamak istiyor musun? Atamak oley, istiyor musun? Oley, oley, oley. Hangisi de iyi topçu olur sence? Loni gösteriyor böyle. Hamza at. Ama bu toprağım sen mi topçu olacaksın? Senin futbolcu mu olacaksın? Git vur babacığım. Gol yap. Aferin oğluma benim. Ya sen var ya ayak tenisi bile oyna. Seneye ayak tenisi. Hamza Asil'in oyuncağını verir misin? Gerçekten gelip ısıracak seni biliyorsun. Ha, tamam o zaman bak. Küçücük boyuyla kovalıyor seni ve ısıracak biliyorum. Ya oğlum sen olmuyor ya. Olmuyor. 11 aylıksın sen. Nereye? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Eray kaptan bunların ikisi de kudurmuş. Kuduruk iki, kuduruk birden daha da kuduruk. Yanacaksın biliyor musun? Şimdi yanacaksın orada. Siz hiç biliyor musunuz acaba tekne kuralları denilen şeyleri ikiniz? Eray değil, Eray kaptan. Eray diyor ya. Boz oğlum. Kesin bozmalısın. Çünkü bayağı geç kaldın bozmak için. Bravo. Küçük kaptan. Küçük kaptanlar. Asil gidiyor muyuz? Normal inseydin şaşardım zaten. Bugün balıklara kahvaltı verdin mi? Annen söyledi de oraya. Ne yapıyorsun? You have this poop face. Pöf var mı pöf? Şu anda tuvalet eğitimi vermeye çalışıyoruz ve bayağı başarısızız. Teknede bu, yani burada başlayalım dedik yazlık bir yerde. Çünkü daha rahat olur diye düşündük ama dün maalesef 3 kere denemelerimizde başarısız olduk. Ama bir kere de başarılı olduk. Şimdi yavaş yavaş 20 dakikada bir sorarak şey yapıyoruz. Hayır hayır oraya girme, baba uyuyor. Tabii ki onun da nasıl geçtiğini size bir ara anlatacağım. Ama ilk önce bir öğreteyim. Sen de buraya gel. Asil yavaş yavaş biraz. Asil babaya çok düşkün ama Hamza da bana çok düşkün. Dada kaçamazsın. Yakaladım Dada'yı, yakaladım. Oğlum nerede Dada? O dedi ile babayı karıştırdı ve Dada diye bir şey yaptı. Babacığım. Baba. Ne var ya, yiyeceğim çocuğu. Kocacığım sağ ol, bu bölüm sayende çok izlenecek. Sorma. Beni resmen alet ediyorsun işte. Oğullarımı da alet ettiğin için. Babacığım ben hem içiyorum. Oğulların gayet okey bu duruma. Baba nasıl top oynuyorsun? Top mu oynayacağım babayla? Bak. Oley. Oley. Tamam. Bütün gün top oynamazsın. Aynen. Dün Asil topun peşinden gitti. Birdenbire top bilgisi başladı Hamza'da. Gidiyormuşuz. Asil. Gitti, teknenin en tehlikeli yerini buldu, orayı açmaya çalışıyor sabahtan beri bak. Oğlum sen yüzmek mi istiyorsun acaba? Sokayım mı seni denize ama üşürsün. Arkadaşlar hepinize tekrardan günaydın. Gördüğünüz gibi iki çocukla tekne tatilimiz bu şekilde geçiyor. Sürekli peşlerinde olmak durumundayım çünkü asla ve asla durmuyorlar. İkincisi felaket. Yani Asil'in size hiperaktivitesini gerçekten anlatamam. Korkunç hareketli bir çocuk. Hiç hani bu kadarını tahmin etmemiştim. Gerçi karnındayken hamileler bilir. Çocuk birazcık ufak ufak sinyalleri vermeye başlıyor zaten. Yani mesela Hamza çok çok usluydu. Karnımdayken de çok usluydu. Normal böyle hiç problemsiz bir hamilelik yaşadım. Gerçi çok şükür Asil'de de öyle oldu ama Asil hep bir hareket halindeydi. Hani bazen mesela doktorlar diyor ya, bebeğiniz hareket etmiyorsa bir meyve suyu için ya da bir çikolata falan yiyin, hani test edin oynuyor mu diye, özellikle son aylarda. Ben Asil'de onu hiç yapma gereği duymadım çünkü o kadar hareketliydi ki zaten hiç durmuyordu ve ben son aylarda hiç uyumuyordum bile. Sezaryen gününden de sezaryen doğurdum ben bu arada, onu da başka bir bölümde konuşuruz. Hamza'yı normal doğuma niyetlenmiştim fakat olamadı. 12 saat bekledim ama olmadı. Sonra Asil'le arası çok kısa oldu içinde. Yaklaşık 21 ay sonra zaten Asil'i mecburen sezaryen doğurdum. Asil sezaryen gününden bile, yani 1 Temmuz'da doğacaktı normalde, onu bile bekleyemedi. 30 Haziran'da o hastaneye nasıl gittiğimi bir Allah bir ben bir de Arda biliyor. Baya sancılıydım. Neyse, yani aşırı hareketli iki çocuğum var. Onları zaten demin duymuşsunuzdur. Kuduruk 1, kuduruk 2 diyorum. Asil ama Hamza'yı gerçekten 5'e falan katlar. Ama onun dışında çok çok eğleniyorlar. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Şimdi bugün hala Marmaris'teyiz. Belki bu gece eğer hava birazcık müsait olursa Göce'ye gitmeyi düşünüyoruz. Biraz değişiklik olsun dedik. Ona göre karar vereceğiz. Orada da çocuklara dediğim gibi bir sahil bulduktan sonra hiç sorun yok. Çünkü sabahları, tüm gün daha doğrusu teknede tutmak çok zor oluyor. Açık yerler var. Korkuyorum. Ben de sürekli ay bir tatil yapmak istemiyorum açıkçası. Biraz rahat olmak istiyorum. Buradaki sahilde çok çok rahatız. Çünkü bayağı uzun senelerdir geldiğimiz bir yer. Hamza da doğdu.
doğduğundan beri geliyor. O yüzden artık geçen sene falan ezberledi. Bütün dondurmacıyı, kurabiyeciyi falan hepsini biliyor. Kendi kendine işte gördüğünüz dün kendi kendine gidip kurabiye falan istiyor. Top oynayan çocukları izliyor. Babasıyla top oynuyor. Denize giriyor. Her şeyi yapıyor. Yani burada aslında bayağı bir rahatız ama şöyle bir değişiklik olsun diye çıkıp birkaç koya gidip böcek tarafına inip geri gelmeyi düşünüyoruz. Oradan da paylaşımlar yapacağım. Gece yolculuğuyla ilgili aşırı isterdim size göstermek ama kameramı açamıyorum. Ben bir 5 gündür falan her şeyi çekmeye çalışıyorum. Tabii ki küçük küçük çekebiliyorum. Devam da edeceğim. Bu aralar birazcık tatil blokları gittiğim yerlerde şehir olarak ayırmayı düşünüyorum. Orası burası diye tatil blokları olarak gireceğim. Ondan sonra ev turu gelecek inşallah, planım o. Bana eğer yazarsanız Instagram'dan ya da YouTube videolarımın altına işte Aslancığım şunu çek, ne görmek istiyorsunuz, neyi izlemek istiyorsunuz. Biliyorum hep Arda abinizi izlemek istiyorsunuz. Öyle mesajlar alıyorum işte yenge Arda için geldik ama makyaj izledik falan. Tabii ki bütün benim gibi hemcinslerim de sürekli Arda'yı izlemek istemiyor yani. Hani onlar da biraz makyaj, cilt bakımı, beslenme rutini onları da merak edenler var. Arda'yı ben dediğim gibi katmaya çalıştığım kadar katıyorum videolara ama her videoda olamayabiliyor. Yavaş yavaş her şeyi sizle paylaşmaya devam edeceğim. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Devam gelecek.